Mavi Kelebeklerin Hikayesi. Aslında bu Srebrenica katliamını anlatan bir hikaye. O yüzden acıklı bir hikaye ama gerçek bir hikaye. Nedir bu olay? Bosna Hersek, Avrupa'nın ortasında, Avrupa'nın göbeğindeki bir bölge ve burada yaşanmış bir katliam var. Bu katliamı anlatan güzel bir hikayedir. Mavi Kelebekler. Şöyle hikaye. Bosna Hersek'in bir bölgesini düşünün. Orada Mavi Kelebeklerin yaşadığı bir coğrafya değil orası. Ama birden Mavi Kelebekler ortaya çıkmaya başlıyor. İnsanlar merak ediyor tabii, bu nerede çıktı diye, niye çıktı diye. Sonra bunun yaşadığı yere bakıyorlar. Artemis çiçeği diye bir çiçek de orada yaşamaya başlamış. Normalde o çiçeğin de orada olmaması lazım. Dolayısıyla bu bölgede birden Artemis çiçekleri yetişmeye başlıyor. O Artemis çiçeklerinden dolayı da mavi kelebekler yaşamaya başlıyor. Tabii insanlar bunu merak ediyorlar. Niye birden ortaya çıktı? Normalde yoktu bunlar. Nereden çıktı? Niye şimdi ortaya çıktı? Derken diyorlar ki bu çiçeğin yetiştiği alanı bir araştıralım. Araştırdıkları bölgede ortaya çıkan şey toplu bir mezar. Sırplar bir sürü Bosna Hersekliği katletmişler. Orada toplu bir mezar yapmışlar ve burayı gizlemişler. Kapatmışlar orayı. Dünya duymayacak zannetmişler. Böylece olayın üstü kapandı zannetmişler. Ama gerçeklerin elinde sonunda ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır ya. Burada da öyle olmuş. Toplu mezarlığın olduğu yerde Artemis çiçekleri bitmeye başlamış. Normalde o bölgede olmayan bir çiçek. Bu çiçeklere bağlı olarak da mavi kelebekler orada yaşamaya başlamış. Ve insanlar mavi kelebek ve Artemis çiçeğini araştırınca büyük bir katliam ortaya çıkmış maalesef. O yüzden mavi kelebekler Bosna Hersek'te yaşanan katliamın bir simgesi ya da orada yaşanan insanlık dramının, vahşetin bir simgesi olmuştur diyebiliriz. Nedir bu Bosna Hersek'te yaşanan katliam? 1989'da başlıyor olaylar böyle ufaktan karışmaya. 1995-96'ya kadar devam ediyor. Uzun bir süreç bu. Burada Sırplar sadece Bosnalıları değil aslında. Hırvatlarla da savaşıyorlar, Boşnaklarla da savaşıyorlar ve orada bir katliam yapıyorlar. Yüz binlerce Bosna Hersekliği öldürüyorlar ve bu yıllar içerisinde oluyor. Bir günde pat diye olmuyor yani. Özellikle 1992 ile 95 arasında sıkışan bir olay. Yüz binlerce Bosna Hersekli Avrupa'nın göbeğinde ve insanların gözünün içine baka baka yaşanan bir şey bu. Almanya bakıyor, İngiltere bakıyor, Fransa bakıyor, Türkiye bakıyor, yani çok fazla müdahale edemiyor maalesef Türkiye'de. Rusya bakıyor, Amerika diğer taraftan bakıyor. Bu Avrupa'nın iç meselesidir, bizi çok fazla karıştırmayın diyor. Dolayısıyla bütün dünyanın gözü önünde yaşanmış bir katliamdır Bosna Hersek katliamı ve bir vahşettir. Yani bizim medeni, modern, çağdaş dediğimiz Avrupa'da insan haklarının iyi olduğu, güzel olduğu bir yer olarak gördüğümüz Avrupa'da yıllarca süren bir katliam ve buna sessiz kalan Avrupalılar var. O yüzden Avrupa medeni olabilir ama kendi içinde kendine medeni. Avrupa demokrat olabilir ama kendi içinde kendine demokrat. Geçmişte de böyleydi. Mesela biz coğrafi keşifleri anlatıyoruz. Coğrafi keşifleri anlatırken diyoruz ki coğrafi keşiflerin sonucunda sömürgecilik başladı. Avrupalılar Afrika'da, Asya'da, Amerika'da, dünyanın birçok yerinde sömürgecilik yapmaya başladılar. İnsanları köleleştirmeye başladılar falan filan. Ama diğer taraftan da diyoruz ki coğrafi keşiflerin sonucunda hümanizm akımı ortaya çıktı. Ya bir tarafta hümanizm, bir tarafta sömürgecilik. Bunlar birbirine zıt. Nasıl olur bu? Oluyor. Avrupa'nın demek ki karakterinde bu var. Kendi içinde hümanist, dışarıya karşı sömürgeci. Bu da onu çok güzel anlatan bir olay. Avrupa'nın içinde göbeğinde yaşanan bir katliam var. Demokrat, insancıl olan Avrupa burada maalesef 3 maymunu oynuyor. Sessiz bir şekilde bu katliamı izliyor. Bu mavi kelebeklerde bu katliamı bize anlatan çok güzel bir hikaye. Bununla ilgili bir de kitap tavsiye edeceğim. Bosna katliamını anlatan roman, yani hem böyle akıcı, roman tadında güzel, hem de oradaki olayları bize yaşıyormuş gibi anlat, yaşıyormuşçasına anlatan çok güzel bir eser. Ayşe Kulli'nin Sevdalinka kitabı. Bosna Hersek katliamı için bunu tavsiye ederim. Okuyabilirsiniz. O kadar insanlık dışı vahşet, insanlara yapılan zulümler, işkenceler, yani bunu duyduğunuzda mideniz kalkıyor, aklınız almıyor. Diyorsunuz ki bir insan bir insana bunu yapamaz. Bir insan, insanı bırak bir ağaca, herhangi bir canlıya bunu yapamaz dediğiniz şeyler orada maalesef yaşanmış. O yüzden Bosna Hersek katliamı, Srebrenica katliamı dünyanın utancıdır. Avrupa'nın utancıdır. Maalesef Mavi Kelebekler de bunu bize anlatan olaylardan bir tanesidir.